günler, hayırlı sabahlar diliyorum öncelikle. Bugün de bahçemizin ne kadar ne varsa yapabildiğimiz kadar patlıcanlarını, biberlerini, dostlarını şöyle patlatıyorum. Artık havamız böyle Ekim'in 25'i falan. 29'unda böyle kırağıya uyur derken hepsini eritir. Bunun cinsi böyle canlarım. İki erkene paylaşmıştık. Böyle. Bunları toplayacağız böyle. Göstereyim. Şöyle börülcelerimizi toplayacağız. Bazılarını koyacağız. Böyle. Çok da güzel. Kurulan da ayrıca toplayacağız ki yine kışın pişireceğimiz olur. Değişik değişik yani. Kartların içini çıkartıyoruz. Biz öyle koyuyoruz difrise. Şu kartların içini çıkartıyoruz. Tazelerini de yine bunları da difrise koyuyoruz. Yine akşama pişiririz de. Değerlendiriyoruz. Yani ziyan olmuyor. Çünkü artık bunlar graya bir zaman hepsi eriyorlar. Böyle birkaç tane de ben bostan da koparttım. Böyle süt kabaklarından. Bunlardan sütlü kabak çok güzel oluyor. Bizim de yaşlılarımız var. Bunu böyle koyuyoruz. Ocak, Şubat aylarında falan. Yani hiçbir şey olmuyor. Bunlar da kırkağaç bostanlarımız. Kışın olmazsa olmazımız zeytin tarlalarında kesip yemek için. Böyle patlıcanlarımızı artık toplayacağız. Seni ablam da beni patlıyor şu anda. Patlıcanlarımızı kopartacağız. Karpuzlarımızı kopartacağız. Artık elimize ne geçerse, bak bazıları çürümüş bile Semih abla. Şöyle bak canlarım, gra yavunca, biraz havalarda şey yapınca böyle teydiği yere eritiyor. İçine değmemiştir daha ama daha bundan sonra durduğu zaman daha çok eritecek yani. Daha fazla da zarar vermeden biz böyle patlıcanlarımızı, biberlerimizi hepsini yavaş yavaş toplayacağız. Bunlar da böyle bir değişik bir acı biber canlarım. Tohumunu almak için yaptık. Babyalarımızın tohumlarını alacağız böyle. Değişik değişik hepsi. Fasulyelerimizi toplayacağız. Yavaş yavaş toplayacağız. Böyle şunların güzelliğine bakın canlarım. İnsan artık son zaman bunları böyle grada erisin istemiyor. Bazen YouTube'da en beğenmediğimiz resmi koyuyor. İnşallah bunu koyar YouTube seyretme amacında olan resmi şöyle inşallah bunu koyar. Bazen hani uzun videolarda biz atıyoruz böyle bölüm bölüm videolarımızı, çekimlerimizi. En böyle beğenmediğimizi kapak fotoğrafı yapıyor. İnşallah bunu yapar yani. Çok güzel görüyorsunuz. Dalında Semih abla baksana şunların güzelliğine. Çok güzel dökmüşler fasulyeler. Evet. Şunlar şöyle kıyılarında kılçığı olur böyle. Şöyle yaparsın canlarım. Şöyle yaparsın başka olmaz. Böyle böyle et yemiş gibi tatlı olur bunlar. Konservasyonlar. Bütün yaz hiç dökmem bunlar. Böyle son zaman güzce döküyorlar. Böyle. Bunlar ata tohumu. Anadan babadan kalma yani. Böyle bunlar ziraatçıda şeyde olmuyor yani. Tohumumuzu hiç kaybetmiyoruz. Toplaması da çok kolay oluyor. Hemen dalından çıtır çıtır kop kop veriyor. Birkaç günden beri biliyorsunuz açlıklarla uğraşıyor. Bahçemize gelip toplayamadık. Bugün ne yapabilirsek onları toplayacağız. Semih ablamla. Baksana Semih abla şu bu uzunluklarına. Bak şuraya bak şöyle. Çok da güzel döküm yapmış yani. Biz bunlara çok uzadı, çok uzattı dedik ama bak şurada göster bir de. Şöyle. Rabbim neye kadir? Bir tane ver, atıyorsun tohum. Kaç tane birden oluyor. Sizlerle de kısa da olsa bir vlog çekmek istedik. Böyle toplayacağız işte. Bahçemizin bir tane sizlerle de paylaşmak istedik canlarım. Çünkü artık
Kırağı yağdı yağacak. Yağarsa biz de bunlara toplayamadık diye üzülürüz. En azından toplarsak tohumluklarımızı başka zaman da alabiliriz. Birkaç tane dükkanda tohumlukları da var yani. Döndürmüş. Mesela şöyle. Bunların biz kılıflarını böyle toplayacağız. Sereceğiz. Bunlar kendi kılıfının içinde yetilir yani. Şöyle. Bunları ayrı toplayacağız. Sereceğiz bir yere. Bunlar tohumluk olacak yani. Fasulyelerimizi toplayalım. Böyle sabunlara lif dikmiştik biz canlarım. Şöyle birkaç tanesi dönmüş. Sizler de görmeniz için içerisini açtık böyle yumuşacık. Pazarlarda satılıyor o falancık. Daha yeşil olduğu için. Şurada daha kökeninde. Şimdi ablan açıyor. Bunları orta yerinden bölüp içine köy sabununu döküyorsun. Bir tarafı ufalanacak oluyor, bir tarafı sabun oluyor. Nasip olursa bakalım biz sabun yapınca da inşallah çekim yapar da sizlerle de paylaşırız. Ufalayıverdin mi? Zaten sevmiyor abla. Şöyle ufalayıverdin mi? Okmasa öyle. Çıkar yani. Tıkır tıkır dövüveriyorsun. Böyle fırıveriyorsun. Kapıklarını çıkıveriyor zaten. Çekirdekleri var. Şöyle orta yerine. Şurası delik zaten. Şu kısmı delik. Aynı koza yapmış gibi. Orada da çekirdekleri var. Bu nasıl bakalım? Bir de ona bakalım. Bunları alacağız. Ezes. Kozalıyor bir çamaşır gibi. Zaten dökülüyor. Şöyle fırı fırı. Azıcık yere. Hava nemli olduğu için ezilmiyor. Hı, aynen. Hava da şey rüzgar. Zaten hava kabuğunda kalsa da olur. Şöyle gözüküyor bakınız. Çok güzel olmuşlar. İpek gibi. Çekirdekleri oluyor şu kısımda. Orta yerinden işte böyle halka şeklinde kesip şu kısımlarına yani sabun dolduruyorsun. Yani bir tarafı ufalanacak oluyor. Bir tarafında sabun oluyor. Ama yan yan kesip de yaparsan dik ortasından kesip de iç kısmına doldurursan yani şu kısmı canlarım ufalanacak oluyor. İç kısmına da sabun dolduruyorsun. Daha güzel oluyor. Ellerinizi ufalayabilirsiniz. Yani elin ufala, vücutun ufala. Çok güzel oluyor. Şöyle yeşil halinde size göstereyim. Yengemden almıştım tohumunu. Daha bazı. İnşallah bunlar da döner. Yani Ekim ayına girdik biliyorsunuz. Ekim'in sonlarındayız artık. İnşallah bunlar da döner yani. Ne kadar çok dönerse o kadar lifimiz olur. Yani hiç sabunsuz da yani sabunlayıp da elimize ayağımızı yıkamaya da oluyor yani bunlardan. Şöyle bir de kendini çok sakla. Her yere dökmüş görüyorsunuz canları şöyle. Bunlar daha yeşil daha döner inşallah. Fasulyelerimizi de bayağı bir topladık. Daha da topluyoruz canlarım. Semih ablamla. Hava sabahleyin biraz şöyle yağdı gibi oldu. Patlıcanlarımızdan da alacağız. Bayağı oldu değil mi? Şimdi börülcelerimizi toplayacağız biz canlarım. Fasulyemiz bayağı oldu. Fasulyelerimizi topladık canlarım. Şu anda artık patlıcanlarımızı da alacağız. Çünkü bunları da gravur. Ama şöylelerini bırakacağız. Daha bir hafta falan var kırağı yağmasına. Çünkü Ekim'in 29'unda falan kırağı yapıyor hava bizim buralarda. Şöyle irlerini alacağız. Şöyle. Şunları ben çuval atayım Semih abla. Şöyle. Çok da güzeller. Şöyle şunlar kalacak şöyle. Çok güzeller. Bunlar aslında patlıcan turşusu olmak için bitirim yani. Şöyle. Artık son zaman altında mahsuller çok döker. Bir tane. Mahsuller çok döker. Bunları koyacağız artık. Yavaş yavaş kendimiz evimizin ihtiyacını harcayacağız. Şu an havamız da tutuyor. İstersen söylesem ya abla sen yarıyoruz. Seninle birlikte gelirsin. Ben senin üstüne geliyorum gibi oluyor. Şöyle. Biz
mümkün mertebece büyüklerini almaya çalışacağız. Görüyorsunuz, bakınız cennet. Bir dalda. Bakalım YouTube hangisine şöyle biz yapalım. Hangisini kapak fotoğrafı yapacak bilmiyoruz. Bakınız. İnşallah en güzelini yapar. Bizim en beğenmediğimiz oluyor bazen ama yapacak bir şey yok. Tohumluklarımızı gra yapsa da bir şey olmaz. Bunları sonra yapacağız. Tat biberlerimizi. Bunlar küçük şişelere girecek mi bilmiyorum. Bak Semih ama. Giriyor. Benziyor. Sene patlıcanı bir daha kötü etmeyen dedik ama baştan dökmediler. Sonradan da işte görüyorsun. Çok da ufaklığına almayacağım. Belki bir hafta sonra tekrar yine alırız. Of. Bazısı güveç patlıcan, bazısı da gır. Şunlar apaçık oluyor içi, bembeyaz. Süt gibi. Karnıyarı, peynirli patlıcanı çok güzel oluyor. Çeşit çeşit. Her sene tohumumuzu da alıyoruz. Şunu da alayım seni abla. Şöyle tohumluklarımız kır patlıcanlar, tohumluklar şöyle. Bunlar güveç patlıcanlar. Bunlar da kır patlıcanlar, tohumluklar. Bunlar alt kısımda birer görse de zararı yok. Zaten yarıyoruz, üstüye koyuyoruz. Bunlar öyle kuruyor. Zamanı gelince de ıslayıp yine dikiyoruz. Çok da güzel büyümüşler. Semih ablam da kolay gelsin. Sağ ol. Balık biberlerden topluyor. Bunlar da çok güzel oluyor. Ne çok acı ne de çok tatlı canlarım. İkisinin ortası. Ben de normal biberleri topluyorum. Dolmalıkları. İşte. Birkaç tane tohumluklar alıyorum. Patlıcanlar gradan korkmaz ama canlarım biberler korkar. Dolmalık biberlerimizin tohumlarını alıyorum ben de. Semih abla burada da var birkaç tane balık biber. Uy, kestan. Kokudan bakalım. Bunu ıslayıp da vazoya kışın bu pürçekleniyor da Semih abla biliyor musun? Bak. Evet. Şöyle çuvalımızı atalım ki. Böyle zarzavatların içine biz dikiyoruz. Yeşilliğin içine. Bundan böyle güzel verim oluyor diye. İlla ki patlıcanların, biberlerin içine biz bunları dikiyoruz ki. Hem kokusu güzel oluyor hem de yani dölleniyor diyorlar. Daha çok verim oluyor deniliyor. Bilmiyorum. He ben de insan da duyduğunu yapıyor. Hep senelerdir bildim bileli. Dikerim yani. İçine illaki hem güzellik hem kokusu için dediğin gibi. Bu domates biberi diye geçiyor canlarım. Bu biber de dolması da çok güzel oluyor. Kızartması da çok güzel oluyor. İçine lor yapıp da yağlı öyle şişelere koyması da çok tatlı oluyor. Turşusu yani. Seviyorum ben. Ama bizim birkaç tane olduğu için bu sene böyle turşusunu yapamadık. Ancak yememize yetti. Bahçemiz baştan güzel olmadı. Suyunu güzel almadı. Çünkü 3-4 kişi birden bu ayva tarlası, bir de arka tarafta bir kişinin dağ tarlası var. Şurada dere var derenin arkasında. Burası da bizim mısırdı. Bu yüzden zarzavatlarımıza çok yetmedi. Şu anda da çok güzeller. Niye? Mısırımız biçildi. Arkadaşlarımız fıstıklarını, her şeylerini aldılar. Böyle benim burası biraz birkaç sıra biber patlıcan var. Sırası az olduğu için motoru açtık mı gayet de güzel
sulanıyor. Çünkü mısırlara giderken bunlar suya kanamıyordu. Kanamadığı için de çiçeklerini yiyeliyordu. Dökümde çok olmuyordu. Ama şimdi maşallah güzel. Son zaman her şey böyle zaten. Bitkiler çok güzel oluyor. Bu acı herhalde Semih abla. Bunu acıların içine karıştıran. Aldın mı? Şunlar acı bak zaten belli oluyor. Bunları acıya koyarız ki zeytinlerde de yeriz bunlar. Çünkü ben dolmalıklarda topluyorum. Artık dolabımıza koyacağız. Öyle. Zamanı geldikçe pişirip yiyeceğiz. Tohumluklar da çok güzel olmuş. Buruşmuş gitmiş. Hatta şöyle çekirdeğini. Böylece biz yarıp koy veriyoruz tohumu bilelim diye. Kapya biberlerden de bu sene çok tohum aldık. İsteyenlere veririz artık bol bol amaç. Biz bu biberlerimizi de toplayalım canlarım. Arkasından da dörülcelerimizi toplayacağız. Zaman ne gösterecek? Kıl biberlerimizi de topladık canlarım. Şöyle tohumlarını da aldık. Böyle bu çiçeklerimizin her renginden de tohumlarını alacağız. Gene nasipse seneye ekeceğiz. Balık biberlerimizi de topladık. Burası zaten arabamızın yolu geçerken alacağız. Bu da patlıcan. Birkaç tane de ben biber attım içine. Şimdi de börülcelerimizi toplamaya gideceğiz canlarım. Yavaş yavaş. Ben bostanlarımızı da koparttım. En zor zarzavatlarımızı topladık yani. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı topladık. Şöyle ben bostanlarımızı da koparttım. Bunlar börülceleri toplayacağız şimdi. Yukarıdaki fasulyelerde de taze var mı yok mu? Bunlara da bakarız. Bunları da koparttı. Bu sene bütün yaz bu domatesler dökmedi canlarım. Halen de daha dökük değiller. Bazıları işte aralarına siyrek dikmiştim. Bunlar da bir akşa öyle değişik tohum olduğu için bunlar da oldu yani. Yoksa normalde hiç bak görüyorsunuz. Erkekleşme domates diyorlar bunlara böyle. Bu yüzden hiç dökmedi yani. Bayağı da var. Oldu mu Rabbim bir kökünden 1000 tane verir. Birkaç da böyle fasulyemizi konserve yapacağız. Birkaç da yani domates böyle bulabilirsek içine doğrayacağız. Bakalım biz börülcelerimizi de toplayalım. Börülcelerimizi de hem topluyoruz canlarım yavaş yavaş da ilerledik. Yeşil börülcemiz çok yokmuş zaten. Hepsi kartmış. Sizlere kabaklarımı göstereceğim. Çok güzel. Rabbim yemeği nasip etsin. Kooperatifimiz canlarım. Burası köyümüzün içinden geçen dağdan bayırdan gelen su buradan geçiyor. Buradan geçtiği için de o dereyi temizleyecek. Neden çıktın burayı yüksek yere derseniz kabaklarımız bazen burayı sarıyor. Buradan derenin içine doğurabiliyor. O yüzden kepçe gelecek. Bunu da çektik kenara.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ezanımız da okundu. Kabak kendini çok sakla canlarım. Bakınız. Burası da dereye yakın. Bunu da biz içeri asılalım. Kabaklarımızı da derelerimizden çıkarttık canlarım. Zaten bunları biz kenara dikmemizin amacı hani böyle tarlanın zarzavatlarımıza zarar vermemesi için. Şunlara bakınız. Bunları biz iç tarafa yuvarladık. Kimini yukarıda bıraktık. Bunlar otların içinde böyle saklanmışlar canlarım. Böyle. Size şuradakini de göstereceğim. Hikayken bunları kısa tutorialarda çekmiştik zaten uzun videolarımızda. Güzel Rabbime hamdü senalar olsun. Ne kadar şükürsek azdır. İşte topraktan gelen ses isminin adı bu olsa gerek. Hemen hemen 20 kiloya yakın gibi duruyor. Bakınız. Gangallı. Saklamış kendini, büyümüş de büyümüş. Biz 20-25 tane saydık canlarım. Daha da otların içinde gittikçe çıkar yani. Şöyle yukarı yukarı hepsini çektik. Ki kepçe gelince zarar vermesin. Bu tohum da başka bir tohum herhalde. Uzun. Uzun kabak. Böyle. Bu kabaklarımız da börek kabağı canım. Şu siyah olanlar. Turuncu olanlar, siyah olanlar kışlık. Yani onları da koyacağız böyle. Canımız istediği zaman şekerli börek yapacağız. Bunların da çekirdeklerini alırız. Hem yeni seneye tohum fazlasını da yeriz yani. Bunlar hepsi şu siyahla şekerli börek yapmak için kabak. Bir de şöyle turuncuları var. Hepsi ayrı ayrı tohum zaten. 4-5 tanedi zaten. Veren kişi 4-5 tane vermişti. Ben de onları ayrı ayrı diktim. Yavaş yavaş biz böylecelerimizi de toplayalım. Canlarım artık yorulduk. Sonuncu böylecelerimizi topluyoruz. Bunlar artık son zaman dikmiş olduğumuz böylecelerimiz. Dikelim dedik, umut kalacağına emek kalsın dedik ama diktiğimize de değdi. En azından toplayıp mesela bir bişirimde olsa hiç boşuna gitmiş olmadı. Bir bişirimde olsa toplayıp yiyeceğiz yani. Aşağı kısımdan şu bakırı doldurduk. Biz böyle son turfan diyoruz. Son zaman arkalı önlü dikiyoruz ki bunlar da bunlar bitince bunları yiyelim diye. Bu sene çok geçe kaldık. Olmaz dedik ama onlar da döktüler. Bir kez de olsa topladık. Yani. Nohutlarımızı da yağmurdan kabarmıştı. Biz de onları atmaktansa onu götürdük. Hatta kısa sütörelerde böyle çekmiştim. Çok otluydu. Ottan çıkardım. Burasına nohut ekmiştim. Emi ablam gitsin size göstersin. Şu anda artık yeşil nohut yiyecek gibi olmuşlar. Nohutlarımızı gösteriyorum şimdi. Bak. Bahçemizi de topladık canlarım. Şöyle soğanlarımıza bakmaya geldik ama öte başta bazıları güzel olmuş, bazıları da hiç olmamış. Burada da videomu sonlandırmak istiyorum. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın.